Herkese merhaba. Bugün e, güzel bir kitaptan bahsedeceğim. Güzel diye nitelendirmek istemem esasında ama kitap çok anlamlı, çok güzel. İçi acıyla dolu olup da bu kadar acıyla dolu olup da insana e, güzel dedirtebilecek ne ver acaba diye düşündürecek bir şey. Birçoğunuz okumuştur, okumamıştır bilemiyorum ama beni çok etkileyen, iki kere okuduğum e, ve Tekrar tekrar da okumayı düşündüğüm, insanı her zaman terbiye edecek, eğitecek ve bakış açısını değiştirecek bir kitap. Ben daha önce toplama kampları ile ilgili birçok kitap okudum. Veya Ermeni, Yahudi, Rum, Türk azınlığa uğramış, eziyet edilmiş, işkence görmüş tüm ırklarla ilgili birçok kitap okudum. Fakat toplama kampları bambaşka bir analiz. Yani bunu derler ya yaşamayan bilmez. Şöyle bir duman çıkıp gidiyor ve arkadaşına soruyor. Diyor ki nerede? Arkadaş da diyor ki cennette. Cennete gitti. Evet şimdi böyle bir girizgahtan sonra kitabı merak ediyorsunuzdur. Kitabımızın adı İnsanın Anlam Arayışı. Victor Franklin. Kitabın adına baktığımızda ne diyoruz? Anlam arayışı. Acaba bir kişisel gelişim mi? İşte nedir? Hepimiz bir şeylerin anlamını arıyoruz. Ama en çok kitapta da belirtildiği gibi insanı acılarla, eziyetlerle, beklentilerle, hayallerle besleyen şey aslında anlam arayışı. Herkesin anlam arayışı farklı. Dolayısıyla nasıl ki her insan bir parmak izi gibi ise anlam arayışı da aynen bu şekilde. Şimdi kitapta e, Nietzsche'den çok bahsetmiş yazar ve en çok onun e, birkaç defa da tekrarladığı şu sözleri var. Yaşamak için bir nedeni olan insan her türlü nasıla katlanabilir. Yani bir amacınız varsa her türlü nasıla katlanırsınız ve beni öldürmeyen şey güçlendirir demiş Nietzsche. Ben bunlardan daha önce de bahsettim mi bilmiyorum ama evet, öldürmeyen şey güçlendirir. Ne kadar çok haksızlığa da uğrasanız, ne kadar çok asılsız iftiraların altında da kalsanız, biri sizin yerinize işe girse, biri sizin yerinize belki yaptığınız bir şey ben yapmışım gibi söylese ve özel hayatınızda uğradığınız duygusal yoksunluklar, eksiklikler, sizden koparıp alınanlar, ailemizdeki kayıplarımız, çevremizdeki yitirdiklerimiz, maddi manevi her şey. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Beni öldürmeyen şey güçlendirir. Şimdi biraz kitaptan bahsedelim. Herkesi kaybetmiş bir yazar düşünün, bir insan düşünün. Hamile eşi dahil sadece kız kardeş ve kendisi kalmış. Ve bu toplama kamplarında yaşadıklarını anlatıyor. Kitaba başladığımda böyle devam ettikçe gözyaşlarımı tutamadım. Şimdi diyeceksiniz ki Nurcan yani çoğu kitap içinde böyle diyorsun. Evet maalesef hayatın gerçekleri bunlar. Ben gerçek olan şeyleri seviyorum. Hayal dünyamız tabii ki çok geniş olmalı ama gerçek hayat hikayelerinin bir şekilde okurlara ulaştırılması, bunları yaşamamış insanlarda bırakacağı etki ve birini yargılamadan önce ne düşündüğümüzü bu yaşanmışlıklarla bakmalıyız. Hani bir laf vardır ya, beni yargılamadan önce daha doğrusu bir cümle diyelim. Önce benim ayakkabılarımı giy, benim geçtiğim yollardan geç ve sonra beni yargıla. İşte konu bu şekilde başlıyor. Şimdi burada kapolar var. Ben kapolardan bahsetmek istiyorum. Onlar kamplarda özel ayrıcalıklı ve vasi olarak çalışan tutsaklar. Onlar da aslında Yahudi. Onlar da bu kamplarda bulunuyor. Ve banyo diye bir yer var. Girişte tüm Avrupa dillerinde banyo yazıyor. Banyo zaten onların ölüme gittikleri yer. Size önce bir sabun veriliyor. Sonra bir bakmışsınız dışarıda duman olup gitmişsiniz. Çok acıtsan fiziksel acıdan ziyade bu adaletsizlikten kaynaklanan zihinsel acıydı insanlar için. Çünkü bazen bir insanı dövmenize gerek yok. Ona adaletsiz davrandığınız zaman zaten içini bir acı hisseder ama adaletini mutlaka geri ister. Ve e, burada aldığım notlar o kadar çok ki ne diyeceğimi bilemiyorum ben esasında. Şöyle de bir ayarlamamızda yapalım. Şimdi birkaç e, alıntı okumak istiyorum. Da diyor ki zaten herkesi kaybettiğini biliyoruz. İnanılmayacak kadar çıplak kalmış yaşamı haricinde kaybedecek hiçbir şeyi kalmadığını anladığında ne yaptığını öğrenir. Evet hiçbir şey kalmadığını düşünüyor. Yani her türlü acı var. Yüz binlerce insan adı hayatta anlam bulma arayışına ilişkin bir şeyler vaat eden bir kitap alıyorsa bu sorunu saç tiplerine kadar hissediyor demektir. Çünkü bu kitap çıktığında çok fazla satış oldu. Yani insanlar niye anlam arayışı, insan anlam arayışı adlı diye bir kitabı bu kadar yön versin ki? Onu demek istiyor. Ve ben böyle özetler geçerek gitmek istiyorum. Böyle beni etkileyen birkaç kısımdan size bahsetmek istiyorum. Bu kitabı alın, aldırın, okuyun. Yani çok duygulandırdığı için böyle hızlı bir şekilde geçemiyorum açıkçası. Diyor ki hayatımda ilk defa birçok ozanın söylediği onca düşünürün nihai bilgelik olarak öne sürdüğü hakikati gördüm. Hakikat şuydu. Sevgi insanın ulaşabileceği en yüksek ve en büyük hedefti. Çünkü insanları kamplarda hayatta tutan sevgiydi, beklentiydi, işte bir gün buradan çıkacaklarıydı. Ve insan bu acılar içerisinde, ızdırap içerisinde hep geçmişi düşündü. Düşünsenize kimler var orada, ne eğitimli insanlar var, eğitimli, eğitimsiz fark etmez. Bir insanın yaşamı bedeniyle birlikte elinden alınıyor. Hayallerini de çalıyorsun, her şeyini çalıyorsun, bitiriyorsun, tüketiyorsun. Her gün hakaret ediyorsun ve sonunda da onun ayakta kalmasını bekliyorsun. Çünkü tekrar çalıştıracaksın. Böyle bir şey olamaz. Ve beni kalbinde bir mühür gibi taşı, sevgi ölüm kadar güçlüdür. Evet sevgi çok güçlü bir şey. Sevgilinin açamayacağı bir kapı yok ama tatlı sözünde açamayacağı bir kapı yoktur. Dolayısıyla ve şöyle de diyor. Hayatına bir anlam, bir amaç, bir hedef bulunmadığı, bu yüzden de devam etmesi gerek olmadığını söyleyen kişiye acıyın. Yakında kaybolacaktır. Tüm destekleyici argümanları reddeden insanın tipik cevabı şöyledir. Artık hayattan bekleyecek bir şeyim kalmadı. İnsan buna nasıl bir cevap verebilir? Daima hayattan beklentilerimiz vardır. Harry Potter'ın yazarını düşünün. Şimdi uzun uzadıya açıklamayacağım. Yani dibin dibi yok. Her şeyinizi kaybedebilirsiniz ama hayata yeniden başlayabilirsiniz. Tabii bu kamplar için geçerli demeyeceğim. Hayatta kalanlar zaten bunları anlatıyorlar. Bu kitap ve bu kitap gibi birçok şey bunun eseri ama yine de içimizde bulunduğumuz şeylerin daha da kötüsü olabileceğini düşünün. Dolayısıyla mutlaka bir çıkış yolu vardır. Ve devam etmek istiyorum. Hayatın anlamı da kişiden kişiye ve zamandan zamana değişir. Evet, bazen bir insan tanımak da deneyimdir, İyidir ya da kötüdür. Size bir şeyler bırakır, kazandırır, alır götürür. Hiçbir durum kendini tekrar etmez ve dur, dur, durum farklı bir cevap gerektirir. Her durum farklı bir cevap gerektirir. Hiçbir şey sonsuz değildir. Yani sonsuz mutluluk ve sonsuz acı yok. Ve gözyaşlarınızdan da utanmayın diyor. O kadar çok şey var ki ben özetleyebilsem <laughs> yani burada bir saat geçer. Kendisini özlemle bekleyen bir insana veya bitmemiş bir çalışmaya karşı sorumluluğunu fark eden bir insan, yaşamını asla çöpe atamıyordu. Varoluşun nedenini bildiği için tüm nasıllara katlanma bir hale geliyordu. Bir insanın yerini başka birinin almasının olanaksızlığı anlaşıldığında, varoluşu ve yaşama devam etmesi büyük bir sorumluluk haline alıyordu. Evet, insanın anlam arayışı. Yazar kitabın sonunda logoterapiden de bahsetmiş, kendisinin ortaya çıkardığı. Onu daha sonra uzmanlık alanım olmadığı için değerli bilim insanları açıklayacaklardır. Ve siz de araştırarak bulabilirsiniz. İnsanın anlam arayışı 20. 20. yüzyılın önde gelen psikiyatrlarından Victor Franklin 30'un üzerinde yabancı ile çevrilen bütün dünyada 15 milyondan fazla satan insanın anlam arayışının kurucusu ve logoterapinin ilkelerini anlatıyor. Bu kitabı okuduğunuzda bitirdiğinizde inanın tekrar okumak isteyeceksiniz. Böyle bir kitap. Herkese güzel okumalar diliyorum. Acı dolu bir kitabı güzellikle okuyun ve şu anki içinde bulunduğunuz duruma bakın. Ben neye üzülüyorum? Ben neye acıyorum? veya beklentim ne? Hayatta her zaman bir yol vardır. Yol kazalarını boş verin. Olur onlar. Ayağınız taşa takılır, düşersiniz, kalkarsınız ama mutlaka bir yol bulursunuz. Mutlu okumalar diliyorum. Yakın zamanda da kitabı edineceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Abone olmayı unutmayın. Sevgiler.